Uyanış başlıyor. Değişime hazır mısınız? Pastör Güçlü Erman ile Söz ve Ruhla Uyanış. Değerli izleyicilerimiz, Uyanış adlı programımıza hoş geldiniz. Ben Pastör Güçlü Erman. Bu programımda korkudan özgür olma konusuna odaklanmak istiyorum. Gerçekten korku en büyük düşmanlarımızdan birisidir. Kutsal Kitap düşmandan bahseder, düşmanlarımızdan bahseder ve o düşmanların en etkili ve özellikle şu andaki içinde yaşadığımız son günlerde en etkili ve en saldırgan düşmanlardan birisi de korkudur. Ve Kutsal Kitap da aynı zamanda korkuyu bir ruh olarak tanımlar. Korku sadece bir düşünce, bir duygu değil, korku bir ruhtur. Korku ruhundan bahseder. Yani şeytani bir ruhun düşünceler, duygular ve durumlarla saldırdığını anlamamız gerekiyor. Çünkü 2. Timoteos 1. bölüm 7. ayet şöyle der. Çünkü Tanrı bize korkaklık ruhu değil, güç, sevgi ve öz denetim ruhu vermiştir. Gördüğünüz gibi korkaklık ruhu, buna korku ruhu da diyebiliriz. Korkunun bir ruh, gözümüzle görmediğimiz bir ruh olduğunu açıklıyor Kutsal Kitap. Gözümüzle görmediğimiz için de birçokları tabii ki bu düşmanı fark edemiyor. Ama bu düşmanın işlerini görebiliyoruz. Korku ruhu, korku düşünceleriyle saldırır. Ve korku tabii ki tutsaklık getirir. Ama korkudan özgür olmak, korku üzerine zaferli olabilmemiz için Rab bize güç, sevgi ve öz denetim ruhu vermiştir. Yani yeniden doğduğumuz zaman ve kutsalla dolduğumuz zaman içimize üflenen, Tanrı'nın içimize üflediği ruhu, güç dolu bir ruh, sevgi dolu bir ruh ve öz denetim, yani korkuyla, korkuya kapılarak ve korkunun akışına kapılarak yoldan sapmamızı engelleyecek olan o öz denetim. Öz denetim, yani denetleyebilmemiz için ve yani aynı zamanda korkunun bize egemen olması yerine hayatımıza güç ve sevgiyle egemen olarak fırtınanın ortasında bile korkmak yerine esenlik içinde kalarak Rabbin çağrısı doğrultusunda yürüyebilmemiz için bize ruhunu veriyor. Bir tanıklık izleyeceğiz bu programımızda. Gülayim kardeşimizin tanıklığını. Ne kadar Tanrı onu nasıl korkudan kurtardığını da bu tanıklık içinde işiteceğiz. Bu tanıklığı izlemenizi istiyorum. Tekrar sizlerle birlikte olacağım ve sizler için dua edeceğim. Ama bu kalabalıkta kendimi çok yalnız hissediyordum. Bir şey var. Göklerde, uzaklarda bir şey var ve o şeyi bilmek istiyorum. İçimde böyle bir his oluyordu her zaman. Orada bana bir şey dokundu. Öyle bir sevgi aktı ki sanki bana birisi sarıldı ve dedi ki korkma. Sonsuz hayat var, sonsuz yaşam var. Bir şey bana cesaret verdi. Baba İsa Mesih. Hoş bulduk. Ben Gülayim Nazarova. 1983 doğumluyum. Türkmenistanlıyım. Türkmenistan'dan geldim Türkiye'ye. Türkmenistan'dayken iman ettim. 2010. yılda iman ettim ben. İman etmeden önce Müslüman bir ailede doğuldum. Kalabalık bir aileydi. 6 kardeşiz. Ama bu kalabalıkta kendimi çok yalnız hissediyordum. Hep korku içinde büyüdüm. Küçükken hep korku ektiler. Babadan kork, her şeyden kork. Müslüman ailede olduğum için ölümden sonra korkmak, toprağa gitmek, yılanlar, kurtların yemesi, böyle hep korku vardı. Herkes korkutuyordu yani sağdan sola. Bir köyde büyüdüm Türkmenistan'da. Şehirde yaşamadım, köyde yaşadım. Annem Rus. Rus olduğu halde bana İsa Mesih'i, Hristiyanlığı hiç anlatmamıştı. Hiç duymadım öyle bir şey. Hep Müslüman, hep Allah, Allah var. Ama Allah da çok korkunç bir şey. Hep seni hata yapsan cezalandırır. Ölürsün, öldükten sonra toprağa gömerler. Bir maymundan geldiğini anlatırlardı. Okul okudum.
5. sınıfa kadar Rus okulunda okuyordum. Ondan sonra Türkmen okuluna bana şey yaptılar, babam geçirdi. Ve hayatım tamamen bitti. Ne arkadaşlığım, ne okulum, ne gençliğim, ne küçüklüğüm, hiçbir şeyim yoktu. Bir de hormonal problemim olduğu için çok sıkıntı bir gençlik geçirdim. Her zaman eziklik, her zaman yani kavga içinde, gürültü içinde böyle bir hayatım oldu. Sonra bahçeye çıkıyordum geceleri, yıldızlara bakarak hep ağlıyordum. Diyordum ki bir şey var. Göklerde, uzaklarda bir şey var ve o şeyi bilmek istiyorum. İçimde böyle bir his oluyordu her zaman. Diyordum ki eğer Allah gerçekten sen varsan ve sen bizi yarattıysan neden ben boş boşuna yaşamalıyım? Neden ben babamdan korkmalıyım, herkesten korkmalıyım? Neden ben yalnızım, sevgi yok? Neden ben ölümden korkuyorum? Yalnız kalmaktan çok korkardım küçükken. Ve hep bunu ağlayarak söylerdim. Yani biriyle konuşuyordum ama kim olduğunu bilmiyordum. Ve bu şekilde 7. sınıftayken bir akrabam vardı, Baptist lisedeydi. Oradan geldi, tarikat falan diyorlardı. Onu hep aşağılıyorlardı, hep yalnız itiyorlardı. Akrabalarımız ortamını almıyordu. Sen dinini değiştirdin, sen bir tarikattasın, İsa kimdir falan diye. Böyle duymuştum. 14 yaşımdaydım, 7. sınıftaydım. Geldi bana anlattı. Ben de gülerek dinledim. Hiçbir şey yani bilmiyordum. Sadece Göksel Baba diyen duayı söyledi ve ben onu biliyordum bir yerden. Ama nereden bildiğimi bilmiyordum. Kötü günlerim olduğunda ben onu okumaya başladım. Bu duayı. Günah işliyordum hatırlıyorum. Bu duayı okuyordum ve bana yardım ediyordu. Babam dövmüyordu. Kavga olmuyordu evin içinde. Ve sıyırtıyordum bir şekilde günahlarımdan. Kaçıyordum yani cezalandırmamak amacıyla. Ve bu şekilde yani hayatım devam etti. Evlendim, şehire gittim. Orada 2010. yılda kuaföre gittim saç bakımına. Bir bayan vardı. O bana İsa Mesih'i anlattı. Ve beni iman ettirdi. Ama nasıl korkuyorum? Babam Müslüman, 5 kere namaz kılıyor. Hep korkutmuşlar. Baban geliyor, ağlamaman lazım. Baban geliyor, dürüst oturman lazım. Baban geliyor, bunu yapmaman lazım. Annem hep babam bile tehdit ederdi bizi. Yani tabii ki bizim ailemiz de böyleydi. Ve çok korku içinde büyümüştüm. Dedim ki ben bunu nasıl yapabilirim? Nasıl Hristiyan olabilirim? Babama nasıl söyleyeceğim? Nasıl açıklayacağım diye çok korktum. Ve gizli saklı kiliseye gidiyordum. İlk başta o bayanın gittiği kiliseye gittim. Sonradan Katolik kilisesine gittim. Dedim ki o tarikat galiba dedim. Buraya gelmemem lazım. Katolik'e gideyim, mum koyayım. Mesih orada da vardır. Anlattığı Allah orada da vardır. Gidip ağlıyordum. Orada bana papaz dedi ki su vaftiz olmalısın. Bir de babama açıklamam lazım. Baban annen gelmesi yani bilmesi lazım gibi öğretti oldu. Korka korka babamın yanına gittim. Hoca namaz kılıyor, 5 kere Kur'an okuyor. Nasıl bunu yapabilirim? Dedim ben bunu yapmam lazım. Ve gittim yaptım. Babam bana zaman ver dedi. Ama nasıl korkuyorum babama söylediğimde. Dünyalar gitti ayağımın altına dedim. Öldürecek şimdi beni. Ben şimdi tamam ben bittim. Ben ölüyorum yani. Babam beni bir kaşık suda boğar yani. Bu şekilde korktum. Korku çok büyük. Ama biraz zaman ver bana dedi ve bir haftadan sonra dedi tamam git araştır bak ben de Allah arıyorum. Sen de Allah aramayı seçiyorsun sonuçta. Tamam izin veriyorum dedi. Ben şoka girdim. Dedim ki wow harika bir şey. Ve bu şekilde Katolik Lisesi'ne gittim. Baktım ki orada da beni bir şeyler boğuyor. Hayır bu değil. Devam araştırmaya devam ettim. Ve yine de aynı eski kiliseye gittim. Orada bana bir şey dokundu. Öyle bir sevgi aktı ki sanki bana birisi sarıldı ve dedi ki korkma. Sonsuz hayat var, sonsuz yaşam var. Bu değil, hayat bu değil dedi bir şey bana. Dedim ki wow bu ne? Bana ne oluyor dedim. Bir şeyler dokundu. Sen yalnız değilsin. Ben yanında gibi konuştu. Ondan sonra babam hastalandı. 2 ay hasta oldu. Ben de böyle araştırma içindeyim. Kutsal kitap okumaya başladım. Yani okuyabildiğim kadarıyla tabii ki. Evliydim.
ateist birine evliydim. Allah'ın var olduğuna hiç iman etmezdi. Babam hastalandı. Ben dua etmeye başladım. Çünkü bildiğim tek şey şuydu. Ölüm var, ölümden sonra yaşam var. İsa Mesih'e iman eden cennete gidecek. İman etmeyen ölecek. Diyordum ki ne yapacağımı bilmiyordum. Sadece dua ederdim. Yardım et. Sen varsın, biliyorum. Bana nasıl dokunduysan babama yardım et de dua ederdim. Ve gecenin saat 3'ü şu anda hatırladığımda bile biraz duygusallaşıyorum. 63 yaşındaki babam kalktı ve dedi ki ben ölmek istiyorum. Ben dedim ki tamam ölebilirsin. Sen de Allah'a inanıyorsun, ben de inanıyorum Tanrı'ya. Ölebilirsin dedi. Ben ne yapabilirim ki dedim. Hayır, sen burada dur. Senin Tanrın bana söylüyor ki sen bana bir şey demek istiyorsun. Ve dedim ki evet, sen dedim İsa Mesih'e iman etmen lazım. Cennete gideceksin. İman etmezsen maalesef dedim baba. Dedi ki tamam, söyle ben dedi, ikrar edeyim, tekrarlayayım sözleri. Gerçekten mi dedim, hala inanamıyorum. Gerçekten mi diyorum, evet diyor, hadi diyor, çabuk ol diyor. Kabul etti, tövbe çağrısını yaptı. Ve 4 gün sonra konuşmadı. 4 günden sonra da benim ellerimde gitti. Nasıl ağladım? Çünkü ne yapacağımı bilmedim, şaşıyordum, gerçeği bilmiyordum. Dedim ki cennete mi gitti acaba, cennete mi gitti? Rab göster bana, baba göster bana. Ne olursun, cehenneme gitmesini istemiyorum. Hala inanamıyordum çünkü 5 kere namaz kılıyordum, Müslümandı. Ben de bir İsa Mesih'i bulmuşum, biliyorum sonsuz yaşam onda diye sadece. Başka hiçbir şey bilmiyorum. Sözü bilmiyorum, ne olduğunu bilmiyorum. Yeni gelmişim, iman etmişim. 2 ay olmuş iman ettiğime. Ve hamdolsun ki Tanrı bana gösterdi gerçekten cennette. Yemyeşil çayların arasında yaşıyorum, yaşıyorum diye koşturuyor. Ve çok mutlu oldum. Ondan sonra o kadar emin oldum ki İsa Mesih gerçek bir kurtarıcı. Ve yaşam onda. Başka hiçbir Tanrı yok. Buna iman ettim. O kadar iman ettim, kemiklerime kadar işledi bu. Ve araştırmaya devam ettim. Sonra hayat öyle bir şey oldu ki, yani iyi bekliyordum ama daha da zorlaştı. Kiliseden ayrıldım. Çünkü işte eski kocam izin vermemeye başladı. Ondan sonra Türkiye'ye geldim, hastaydım. Doktora gelmiştim buraya. Çalışmaya falan değil, herkes çalışmaya geliyor. Ama ben sonuç teşhis almaya geldim doktorlara yani. Çünkü çok hastaydım, 13 kere ameliyat geçirdim. Ve 14. kez ameliyat olmalıydım Türkmenistan'da. İstemedim. Bir şey içimde dedi ki hayır, vazgeç. Yapma ameliyatı. Girme ameliyata artık. Ve ben vazgeçtim. Dedim ki ben girmeyeceğim. Çünkü İsa diyen bir şey var. Beni kanserden kurtarmıştı zamanında, iman ettiğimde. Bu sefer de bir şey olacağına inanıyordum içim derinliklerine. Ama ne olduğunu bilmiyordum. Gerçekten bilmiyordum. O şekilde 2013. yılda ben Türkiye'ye geldim. Doktorlara gittim çünkü geldiğimde param vardı, o paralar bitti. Çalışıp da artık yine kendi paramla gitmek zorunda kaldım. Çalıştım, ettim. Hiçbir sonuç almadım. Doktorlar da yardım etmedi. Amerikan hastanesine falan gitmiştim maalesef. Orada da dediler artık senin hiç yardımın yok. Yani hormonal ilaçlar alıyordum. Bu süreçte ailemi de kaybettim. Öyle bir depresyon psikolojim olarak bozuldum. Doktorlar dedi tedaviyi durdurmamız lazım. Yoksa sen kanser olabilirsin, gene de tekrarlayabilir. Kanser hücrelerin tam yukarıda, tam hassas noktalarında şu anda dedi. İlaçlar onları tetikliyor dediler ve tedavimi durdurdular. Ondan sonra tamamen bağırsaklarım çalışmamaya başladı. İltihaplar gitmeye başladı. Ne yapacağımı bilemedim. Dedim ki nasıl yani, nasıl, ne oluyor? Bu süreçte imanımı da unuttum, Tanrını da unuttum, okumayı da, dua etmeyi de ama sadece Hristiyan olduğumu biliyordum. Başka da bir şey bilmiyordum. Amerikan hastaneye gittim, yardım edin diye doktorlara diz çökerek yalvarıyorum, ağlıyorum. 31 yaşındayım, hayat göremiyorum, çocuğum yok, her şey batmış, bitmiş, param yok, yabancı ülkedeyim, ailem berbat oldu. Babamı kurtaran birisi var. Ben cennete gideceğim ama ben bu haldeyim, ölüm kapısındayım. Ve doktorlar diyor ki maalesef hiçbir şey seni kurtaramaz, yardım edemem. Yani elimizden gelen her şeyi yaptık senin için.
Sonra bir iki ay bu şekilde devam etti. Ondan sonra Bakırköy'e gönderdiler beni. Artık yani oraya gitmen lazım dediler. 5 tane hap içiyordum. Sakinleştirici, psikolojim bozuldu. İlaç alıyordum. Ondan sonra burada da bir tanıdık çıktı, Türkmenistanlı. O da kiliseye gidiyordu. Dedi ki, Hülay dedi, gel dedi, sen dedi bir imanlısın. İsa Mesih'i tanıyan birisin. Görüyorsun, hiçbir şey yardım etmiyor. Kendi çabanla hiçbir şey yapamıyorsun. Ama hatırla dedi, senin babanı kim kurtardı? Türkiye'de de bu şekilde bu kiliseyi buldum. Rab beni buraya getirdi. Ocak ayında hatırlıyorum kiliseye geldim. Ateş var, iltihap gidiyor. Yani bir kötü haldeydim. İnanılmaz hayatım bitmiş, ailem yok, hiçbir şeyim yok. Mahvolmuş bir durumdayım. Pastör vaaz veriyor. Bir şey bana yine tekrar dokunuyor. Diyor ki hiçbir şey bitmedi ki. Her şey yeni başlıyor. Ve ben tam olarak iman ettim. Artık gerçekten Tanrı'yı buldum. Eve gittim, bütün ilaçlarımı attım çöpe. Dedim ki hayır, bu bana yardım etmez. Doktora gitmedim. Dedim ki doktora da gitmeyeceğim. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Bir şey bana cesaret verdi. Baba İsa Mesih. Ben o kadar mutluyum ki. Hamdolsun kurtuldum. Şu anda hiçbir ilaç almıyorum. Sağlam. Haleluya. Ve şu anda öyle bir dönemdeyim ki biz onu aramamız lazım. Onunla ilişki çok önemli. Diğer her şeyi o yapacak. O sevgi dolu, merhamet dolu, lütuf dolu bir Tanrı. Bizi o kadar seviyor ki. Ben onu öyle bir anladım ki. O kadar seviyor. Biz yalnız değiliz. Biz ölümden korkmamalıyız. Bize hastalık vermedi. Bizim kötü olmamızı istemiyor. Diyor ki savaşma. Hiçbir şey yapma. Sadece bana yaklaş. Ben seninle bir ilişki istiyorum. Sana sevgimi vermek istiyorum. Beni sev, beni tanı, benim ardımdan gel. Yeter. Ve öyle bir büyük bir Tanrımız var. Çok mutlu oldum ve hayatım böyle değişti. Evet kardeşler, düşmanımız olan korkudan özgür olmak ve korku üzerinde galip olmak gerçekten çok önemli ve Tanrı bize gereken her türlü ruhsal silahı vermiştir. Kutsal Kitap der ki savaşımızın silahları bedensel silahlar, insansal ya da doğal silahlar değildir. Doğa üstü, ruhsal silahlardır. Ve bu ruhsal silahlarımız arasında tabii ki Tanrı'nın sözü var. Tanrı'nın sözü iman sözüdür. Çünkü imanımızın en büyük düşmanı korkudur. Korkan kişi imanla hareket edemez. Korku felç eder ama iman harekete geçirir. Aynı zamanda öğrenmiştik ki Tanrı'nın bize verdiği ruh bir korku ruhu değil. Ve aynı zamanda korkunun da bir ruh olduğunu gördük. Dünyada egemen olan, dünyada etkin olan o ruh insanları korkutmaktadır ve korkuyla ezmektedir, korkuyla kontrol etmektedir. Çünkü korkan kişi çok kolay manipüle edilir, çok kolay kontrol edilir. Ve dünya sisteminde müthiş bir korku kültürü yaratıyorlar. Evet, virüs salgınları olsun, ekonomik durumlar. İsa uyardı bu konuda. Son günlerde çetin anlar olacak dedi. Savaşlar, savaş söylentileri, salgınlar, ekonomik sıkıntılar, depremler, felaketler ve bir sarsılma var dünyada. Ve bu sarsılma iblisin yarattığı bu kaos ortamında insanlar korkuya kapılıyorlar. Ama Tanrı kaos ya da karışıklık tanrısı değil, Tanrı esenlik tanrısıdır. Haleluya, Tanrı esenlik içinde olmamızı istiyor. Ve İsa bir gün öğrencileriyle teknedeydi ve öte tarafa geçelim, karşı tarafa geçelim dedi. Gölde gidiyorlar ve gölde giderken bir anda fırtına kopuyor. Dalgalar, rüzgar, tekne savruluyor tabii ki. Bir panik ortamı ve öğrenciler de paniğe kapılıyor. Öğrenciler panik, öleceğiz, öleceğiz, mahvolacağız, batacağız diye paniğe kapılıyorlar ve İsa'yı uyandırıyorlar. Tabii bu arada İsa teknenin arka tarafında mışıl mışıl uyuyor. Hiç panik modunda değil, esenlik içinde. Niye? Çünkü İsa Mesih esenlik önderimizdir. Haleluya. Ve o esenlik dolu. Ve öğrenciler onu uyandırıyor. Mahvolacağız, öleceğiz, batacağız diye o panik ortamında İsa bakıyor onlara. Niye korkuyorsunuz diyor. Ve ayağa dikiliyor, fırtınayı azarlıyor. Ve etraf süt liman oluyor. Ve tabii öğrenciler şoke oluyorlar ve diyorlar bu nasıl bir adam? Yani nasıl bir yetkiyle konuşuyor? Dalgalar, rüzgar, fırtına bile onu dinliyor, ona boyun eğiyor.
Evet, çünkü içimizde güç var. Tanrı bize güç ruhu verdi. Sevgi ve öz denetim ruhu verdi. Korkuya yenik düşmememiz için içimizdeki dünyadakinden üstündür. Ve içimizdeki esenlik dünyadaki fırtınadan, dünyadaki kaostan ve karışıklıktan üstündür kardeşler. Bu yüzden içsel yaşam, içten dışa yaşamanız gerekiyor. Dıştan içe yaşarsanız dıştaki fırtına içinize girer, içinizde de fırtına kopar. Ama içinizde esenlik olması lazım. Tanrı'nın bize verdiği güç ve esenlik. Çünkü Tanrımız esenlik Tanrısıdır. Amin. Aynı zamanda 1. Yuhanna 4. bölümde korkuya galip gelmek için başka bir önemli bir silah da bize veriliyor. İman silahından bahsettik. Yetki silahından bahsettik. İsa nasıl iman ve esenlik doluydu. Esenlik de bir silah korkuya karşı. Yetkiyle azarladı fırtınayı. Diğer silahımız da güç silahı. Gördüğümüz gibi güç nasıl işliyor? Tabii ki esenlik. Çünkü esenliğinizi kaybederseniz gücünüzü kaybedersiniz. Ve güç içimizdeki kutsalın gücü ağzımızdan çıkan sözlerin yetkisiyle işliyor. Yetkiyle konuşmamız lazım. İsa'nın adıyla azarlamamız lazım hayatımızdaki fırtınaları. İsa'nın adıyla konuşmamız lazım önümüze çıkan dağları. Yerinden oynatıp denizin dibine gömmemiz lazım. İsa öyle dedi. Kim şu dağ der ki kalk git denize atıl. Yüreğinde kuşku duymadan, korkmadan, şüphelenmeden bunu söylerse söylediği şey olacaktır. İşte yetkiyle konuşmak, imanla konuşmak budur. Aynı zamanda yetkiyi, imanı, tabii ki gücü destekleyen ve esenliği destekleyen ve bunun sağlam sarsılmaz temeli olan da Tanrı'nın sevgisidir. Tanrı bizi sevdiği için bilmeliyiz ki her şey onu sevenler uğruna iyilik için işler. Bakın 1. Yuhanna 4. bölüm 13. ayet şöyle diyor. Tanrı da yaşadığımızı ve onun bizde yaşadığını bize kendi ruhundan vermiş olmasını anlıyoruz. Haleluya. Tanrı'da yaşadığımızı bu şekilde anlıyoruz. Niye? Çünkü bize ruhundan vermiştir. Hangi ruhtan? Güç, sevgi ve öz denetim ruhu. Babanın oğlunu dünyanın kurtarıcısı olarak gönderdiğini gördük. Şimdi buna tanıklık ediyoruz. Kim İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğunu açıkça kabul ederse Tanrı onda yaşar, o da Tanrı'da yaşar. Tanrı'nın bize olan sevgisini tanıdık ve buna inandık. Tanrı sevgidir. Sevgide yaşayan Tanrı'da yaşar, Tanrı da onda yaşar. Yargı gününde cesaretimiz olsun diye sevgi böylelikle içimizde yetkin kılınmıştır. Çünkü Mesih İsa nasılsa biz de bu dünyada öyleyiz. Sevgide korku yoktur. Tersine yetkin sevgi korkuyu silip atar. Çünkü korku işkencedir. Korkan kişi sevgide yetkin kılınmamıştır. Bizse seviyoruz çünkü önce o bizi sevdi. Haleluya. Evet kardeşler, gördüğümüz gibi tanrısal sevgide yetkinleştiğimiz zaman korkacak hiçbir şey kalmıyor. İnsanlar niye korkar ki zaten? Niye kaygılanır? Mesela kaygının aslında içeriği nedir? Korkudur. Ne yiyeceğiz? Ne içeceğiz? Ne giyeceğiz diye kaygılanmayın dedi İsa. Geçim kaygısı. Korku. Ne yiyeceğim korkusu. Ne içeceğim korkusu. İşte korku. Ama Tanrı'nın seni sevdiğini biliyorsan ve sevgide yetkinleşmiş, sen bileceksin ki Tanrı her ihtiyacını Mesih İsa'da bütün göksel zenginliğiyle fazlasıyla karşılayacaktır. O yüzden kaygılanmaya hiç gerek yok. Tanrı bütün bunlara ihtiyacı olduğunu biliyor. Baban biliyor, göksel baban biliyor bütün bunlara ihtiyacın olduğunu. Dünyadaki insanlar bunların peşinde koşuyor, bunlar için kaygılanıyor. Diyor ki İsa siz kaygılanmayın. İlk önce onun egemenliğini ve doğruluğun ardından gidin. Bütün bunlar size verilecektir. Baba bütün bunları size verecek. İhtiyaçlarınız fazlasıyla karşılanacak. Bazı insanlar ölümden korkuyor. Mesih imanlısı için ölüm bir kayıp değil, bir kazançtır. Haleluya. Çünkü bedenden ayrı olmak Rab'le birlikte olmaktır. Bedenlerimiz sadece fiziksel bedenlerimiz, ölümlü bedenlerimiz topraktan geldi, toprağa dönecek. Bu dünyaya ait, bizi bu dünyada tutan tek şey bu fiziksel bedenlerimiz. Ama ruhlarımız bu bedenlerimizden ayrıldığı zaman İmanlının ruhu Rabbin yanına gidiyor ve göksel bedenini alıyor. Haleluya. Ve bu beden toprağa geri dönüyor. Bu beden ne ki zaten? Bu bedenin hiçbir faydası yok. Bu beden sonsuz bir beden değil. Ama içimizdeki yaşam sonsuz bir yaşam. Bunun için ölüm korkusuna da gerek yok. Birçok şeyden korkuyor insan. Cinlerden korkuyorlar, hastalıktan korkuyorlar. Kutsal kitap bütün bunlar üzerinde, cinler üzerinde bize yetki verdi. İsa dedi benim adımla cinleri kovacaksınız. Yılanları, akrepleri ayaklarınızla çiğneyeceksiniz. Düşman size zarar veremeyecek. Yılanları elinizle tutacaksınız. Hatta zehirli bir şey içseniz bile, sizi öldürmeye kalksalar bile ölmeyeceksiniz. Doğaüstü koruma. Mezmur 91'i okuyun kardeşler. Haleluya. Hastalıktan niye korkuyorsunuz? İsa dedi ki hastanın üzerine ellerinizi koyacaksınız. Hastalar iyileşecek.
Hastalığın üzerine yetkiye sahibiz. Hastalığı azarlayın ve kovun. Cinleri azarlayın ve kovun. Yetkiye sahibiz. Güce sahibiz. Ve bunlar bize verilmiştir. Ve bunlar da tabii ki ve bu bunun bilincinde, Tanrı'nın sevgisinde yetkinleştiğimiz zaman da sevgi silahı sayesinde korkuyu yeniyoruz kardeşler. Haleluya. Evet, programımızın sonuna yaklaştık. Sizler için dua etmek istiyorum. İsa Mesih'in adıyla yetkiyle dua edeceğim, yetkiyle konuşacağım, size karşı gelen bu korku düşmanını azarlayacağım. Siz de bana katılın. Ama bunu yapmadan önce ilk önce sizlere bir fırsat vermek istiyorum. Çünkü belki henüz İsa Mesih'i Rabbiniz ve kurtarıcınız olarak kabul etmediniz ve şu anda bunu yapmaya hazırsınız. Tanrı'daki sonsuz yaşamı ve Tanrı'nın müthiş ve muhteşem lütfunu ve sevgisini almaya hazırsınız. Bu duaya katılmanızı istiyorum. Belki geçmişte yaşamınızı Rabbe verdiğiniz zaman ondan uzaklaştınız. Tekrar adanmanız gerekiyor. Siz de benden sonra bu duayı tekrar edin. Gözlerinizi kapatın ve birlikte dua edelim. Sevgili Göksel Baba, oğlun İsa'nın adıyla sana geliyorum. Bütün günahlarımdan tövbe ediyorum. Lütfen beni bağışla. Yüreğime gel. Beni yıka ve temizle. Beni doldur ve değiştir. İsa Mesih'i Rabbim ve kurtarıcım olarak kabul ediyorum. Çarmıhta günahlarım için ölmüş olduğuna, ölümden dirilerek bana sonsuz yaşam verdiğine yürekten iman ediyorum. Şu anda kurtulduğuma, Tanrı'nın çocuğu olduğuma iman ediyorum. İsa'nın adıyla amin, amin, haleluya. Evet, benden sonra duayı tekrar ettiyseniz sizin için çok çok iyi haberim var. Bütün günahlarınız bağışlandı ve Tanrı'nın çocuğu oldunuz. Haleluya. Aynı zamanda Tanrı'nın sevgisi yüreğinizde ve İsa Mesih'in adıyla yetkiye sahipsiniz. İblise ve korkuya karşı yetkiye sahipsiniz. Bunu azarlamanız gerekiyor. Bu bir ruhtur, bir cindir. Azarlamanız gerekiyor. İsa Mesih'in adıyla şu anda beni izleyenler için dua ediyorum. Korkuya tutsak olanlar, iblisin baskısı ve saldırısı altında olanlar için dua ediyorum. Kötü ruhlara sesleniyorum. İsa Mesih'in adıyla sizi azarlıyorum. Defolup gidin diyorum. Tutsak ettiğiniz, baskı altında tuttuğunuz, saldırdığınız bu insanları terk edin şimdi İsa'nın adıyla. Defolup gidin. İsa Mesih'in adındaki yetkiyle sizlere sesleniyorum ve sizi azarlıyorum. Buyruk veriyorum. Hastalığı azarlıyorum. Korkuyu azarlıyorum. Kaygıyı azarlıyorum. Endişeyi azarlıyorum. İsa'nın adıyla defolup gitmesini emrediyorum. Ve başınızın tepesinden, ayaklarınızın ucuna kadar, iç varlığınızın en derinliklerine kadar Tanrı'nın müthiş esenliği, ruhu, görkemi, sevgisiyle dolmanızı istiyorum. Kutsal Ruh beni izleyenleri mesret ve doldur İsa'nın adıyla. Amin. Haleluya. Haleluya. Evet, programımızın sonuna geldik. Sizden işitmek istiyoruz. Bize yazın. Başka bir programımızla birlikte olmak üzere. Hoşça kalın. Değerli izleyicilerimiz, siz de programlarımıza dualarınız ve sunularınızla ortak olup müjdenin duyurulmasına destek olabilirsiniz. Uyanış Ateşi'nin Türkiye'nin her yerinde yayılmasına katkıda bulunmak için bize ulaşabilirsiniz.